Goodluck Jonathan'ın kazandığı geçen haftaki devlet başkanlığı seçiminin ardından Nijerya'da şiddet olayları artarak devam ediyor. Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu kuzey bölgelerinde çıkan olaylarda 200'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen sadece Kaduna kentinde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığı gelen haberler arasında. Nijerya Kızıl Aç yetkilileri taraflar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 binlerce kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Öte yandan Jonathan, seçimi takiben yaşanan gelişmelerin plansız bir eylem olmadığı açıklamasını yaparak üstü kapalı bir şekilde seçimin Müslüman adayı Muhammed Buhari'yi suçladı. Eski junta lideri General Buhari ise seçimlere hile karıştığında ısrarlı. İnsanlar eşek değil, tercihlerinin saptırıldığını anlarlarsa buna tepki verirler. Buhari, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Nijer Deltası bölgesi ve Güneydoğu kesiminde seçimlerin gerçek anlamda yapılmadığını ileri sürüyor. Yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların nereye varabileceğini henüz kimse kestiremiyor.